Son çıkan Assassin's Creed oyunu Assassin's Creed Mirage'ı oynadıysanız Basim'in Hidden One üyesi olmak ve Hidden Blade'e sahip olmak için yüzük parmağının kesildiğini görmüşsünüzdür. İlk Assassin's Creed oyununda da Altair'i oynarken bir parmağının eksik olduğunu görüyorduk. Peki neden Hidden One ve Assassin's'ler parmaklarını kesiyor? Bu videoda sizlere bunu açıklıyorum. Not olarak düşeyim, Hidden One ile Assassin's'ler temelde aynı şeydir. Sadece zamanla isimleri çağ atlayıp Assassin yani suikastçılar adını almıştır. Assassin's Creed serisinde ise oynadığımız ilk Assassin karakteri 1191 yılında geçen Altair Evil'dır. Milattan önce 49-43 yılları arasında geçen Assassin's Creed Origins oyununda ana karakterimiz Bayek bir olay sırasında Hidden Blade kullanırken bir kaza sonucu yüzük parmağını koparıyor. Tamamen yanlış kullanım sonucu bu parmağın koptuğunu söyleyebiliriz. Biraz da acemilik söz konusu çünkü Bayek'ten önce Hidden Blade kullanan sadece bir kişi var. O da Hidden Blade'in mucidi. Yani bir eğitim veya kullanım kılavuzu Hidden Blade için mevcut değil. Gelecekte bu olayın bir daha yaşanmaması ve Hidden One'a bağlılığı kanıtlamak için parmak kesmek gelenek haline dönüştürülüyor. Assassin's Creed Mirage'ın milattan sonra 861 yılında geçtiğini de söylemekte fayda var. Tabi bu geleneği reddedenler de var. Örneğin 870'li yıllarda geçen Assassin's Creed Valhalla oyununda Eivor hem Hidden Blade'i saklamanın gereksiz olduğunu düşünüp hem de ikinizin yaptığı hatayı yapmak istemem diyerek bıçağı üstten ters bir şekilde takıyor. Ters bir şekilde taktığını söyledim ancak Eivor bıçağı doğru şekilde kullanan ikinci kişiydi. Hidden Blade'in mucidi de bıçağı önden takıyordu. Kısacası en baştan bıçağın tıpkı Eivor'un taktığı şekilde kullanılması gerektiğini söyleyebiliriz. Bayek'in yanlış takması ve kaza sonucu parmağını kesmesi tüm olayları değiştirdi. Ta ki Altair'e kadar. Altair'in Hidden Blade'i yeniden tasarlayıp parmağın kopma riskini ortadan kaldırarak tamamen güvenli hale getirdiğini söyleyebiliriz. Assassin's Creed 2'de Altair'in bu modifikasyon ile ilgili yaptığı nota 6. kodeks sayfasından ulaşabilirsiniz. Ben sizin için Türkçe'ye çevirdim. Videoyu durdurup isteyen okuyabilir. Ezio bu kodeks sayfasını Leonardo da Vinci'ye verdiğinde ise da Vinci bu bıçağı kullanmak için parmağını kesmek lazım deyip Ezio ile dalga geçiyor. Daha sonradan kendisi oyun içinde de Hidden Blade'in modifiye edildiğini ve parmak kesimine gerek kalmadığını da ekliyor. Kısacası Ezio, Altair sayesinde parmağı kesilmeden Hidden Blade'i kullanmayı başarıyor. Oyunlarla ilgili daha fazla içerikler için takip edebilirsiniz. Güzel günler dilerim.